İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kay TV'de canlı olarak sunduğumuz Bu Şehrin Işıkları başladı. Hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim 2017 Cumartesi. Ben Metin Yücel ve bu programı beraber hazırladığımız arkadaşlarım Tevfik Eraslan, Ali Peker, hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu programda Kayseri'mizin yakın tarihini konuşacağız. Tarihe tanıklık etmiş sevgili konuğumuzu tanıtmadan önce bu akşamki programımızın sürprizlerle dolu olduğunu belirtmek istiyorum. Programımızda şehir dünyamızda İstanbul'dan Yasemin Avanoğlu Aydoğan hanımefendi, Eskişehir'den unutulan değerlerimizde Filiz Avşar hanımefendi, yine bugün katılan şehir dünyamıza katılan Bursa İnegöl'den katılan Semra Kurt hanımefendi ve unutulan şahsiyetler de Kayseri Talas'tan Mahmut Ercan kardeşimiz programa katılacaklardır. Ben ayrıca benim de tekrar büyük beğeni alan Ben Yoruldum Hayat isimli klibimizi tekrar Tevfik Eraslan kardeşim tekrardan yorum ve düzenleme yaptı. Tekrar yayınlayacağız. Ayrıca da Tevfik Eraslan kardeşimden de yine bir şarkı izleyeceğiz kendi kazısından. Şimdi sizlere değerli konuğumu tanıtıyorum. Kayserimizin mütevazi abisi, diş hekimi, tarihçi, yazar, sevgili Halit Erkiletlioğlu. Halit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ali'ciğim, evet. Halit abi hepimiz tanıyoruz. Evet. Sen yaptığın çalışmalar hakkında bilgi verebilir misin? Metin'ciğim teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, iyi akşamlar efendim. Kitaba ve kent kültürüne ilgi duyan bütün hemşerilerimizin tanıdığı bir isim Halit Erkiletlioğlu ağabeyimiz. 28 Nisan 1945'te Kayseri'de doğdu değerli izleyenler. Sümer İlkokulu, Sümer Ortaokulu ve Kayseri Lisesi'ni bitirdikten sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1977-1980 yılları arasında Kayseri Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 1986'da Türk Diş Hekimleri Birliği Kayseri Diş Hekimleri Odası kurucu üyeliği ve başkanlığı görevinde yaptı. 1988-1989 yıllarında Kayseri Aydınlar Ocağı kurucu üyeliği ve genel başkanlığı görevlerinde bulundu. 1990'dan itibaren Erciyes Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Ocağı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Dil, tarih ve sanat tarihi konularında yüzün üzerinde yazı, makale, inceleme, çeşitli dergilerde yazılar, mahalli televizyonlarda programlar ki şimdilerde de televizyon programlarına Ömer Uzunoğlu hocamla devam ediyorlar. Dünden bugüne Türkçe kitapların isimleri Kayseri Tarihi, Osmanlılar Zamanında Kayseri, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri, Geçmişte Konaklama, Ticaret ve Kayseri, Terk Edilen Kültürümüz, Kayseri Bağcılığı, Kayseri Tarihinden, Yakın Kayseri Tarihinden Notlar, Kayseri Kitabeleri, Sanatta ve Maneviyatta Tesbih ve Geniş Kayseri Tarihi isimli çalışmaları bulunmaktadır değerli izleyenler. Evet Metin'ciğim. Ben Halit abi buyurun siz programımız hakkında herhalde bu şehir ışıkları hakkında bir şeyler söylemek istediğini söyle. Buyurun. Ben evvela böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Rica ederim. Bu ışıkları siz de bir yandan saçıyorsunuz Ali Bey ve siz, Metin Bey olarak ve Tevfik Hoca da tabii bu işin içinde ve bir ışık o da. Işık deyince ışığı ikiye ayırmak lazım. Yani bir ışığın kaynağı olan ışık var, güneş ışığı gibi. Bir de ışığı yansıtan ışık var. Şimdi her ikisi de önemli. Güneş hayatın kaynağı, hayat verdiği için. Ama ay da yansıtıyor ama şairlerin, ressamların, lirizmin kaynağı ayda. Dolayısıyla her ışıkta hem yansıtmak hem de ışık kaynağı olmak önemli bir şey. Maalesef şehrimizde zaman içinde geldiğimizde eskiden makarru ulema iken yani alimlerin karar kıldığı yer iken 10-15'in üzerinde burada medrese varken bir fakülte varken bugün bu iş var ama üniversitemiz var fakülteleri var fakat Kayseri ile ilgilenen
kişi sayısı çok azaldı. Evet. Bu şehrin deyince, yani şehrin ışıkları olmak önemli bir şey. Şehri sevmek lazım. Şehrin her taşında izi olması lazım. Her taşın araştırması lazım. Böyle kişiler azaldı maalesef. Keşke çoğalsa. Evet. Şehir deyince yine, şehrin insanlığı da kabul edebiliriz, şehrin fiziki yapısını da kabul edebiliriz. Yani şehrin fiziki yapısı deyince, şehre biz 1071'de işte Malazgirt'ten sonra, belki 15-20 sene sonra geldik Türk Oğuz boylarının akınlarıyla. Ama onda bizden evvel burada bir yerli halk vardı. Ondan evvel, daha önce burada Hititler, arkasından Kimmerler, arkasından işte Pers hakimiyeti var bütün Anadolu'da. Daha sonra Roma hakimiyeti var, Roma'nın bir eyaleti. Evet. Ve arkasından Bizans hakimiyeti var ve Selçuklu hakimiyeti var. Şehrin bütün bunları yaşadı bu şehir. Ve bunlar zamanında da ışık saçan insanlar vardı. Evet. Mesela bunlardan 4. yüzyılın içinde Kapadokya babaları denilen Hristiyanlığın ilk kurucuları. Yani 1280'li yıllardan itibaren 1350-60'a kadar olan Hristiyanlık tarihinde de hepsi aziz mertebesine yükseltilmiş ışıklar var. O zaman Müslümanlık yok o tarihte. Bunlar hak din, bunlar Hristiyanlık, ama bunlar da bu 325'te yapılan İznik konsülünden sonra üçlü teslisi yaymak için gayret göstermiş ve Hristiyanlığın, bu Hristiyanlığın, yani Allah, Allah'ın oğlu ve kutsal ruh fikrini işlemiş olan ışıklar kabul edebiliriz. Yani bunun doğru bir şey değil şu anda bize göre. Pagan dinlerin, Roma'nın resmi din olan Pagan'ın devamı gibi görünüyor. Bu yanlış, sapık bir şey, ideal şey, ama o dönemde bu paralelde ışık saçmışlar bunlar. Yani bunlar hep Kayserili bunlar. Mesela Kayserili Eysobios, Grigor Lysovorich, Büyük Vasilius, Naziondaslı Gregorius, bu da Kayseri doğumlu, Nisalı Gregorius. Bunlar hep bu Kapadokya bölgesindeki o döneme ışık saçan, evet, kişiler. Bunlardan bir tanesi var önemli. Ben şimdi lafı aldım, devam edeyim. Yok, sağ olun, buyurun. Tap, buyurun. Çeker diye söylüyorum. Mutlulukla dinliyorum. Bunlardan bir tanesi mesela Kirikor Lysovorich diye birisi var. Aziz mertebesine yükseltmişler bunu. Aziz Kirikor, Grigor da diyorlar buna. Gregorian mezhebinin kurucusu. Bunun şeysi, babası o zamanki şeyle Ermeni Erivan'da yaşıyorlar bunlar. Ermeni krallığıyla ters düşüyor, siyaseten ters düşüyorlar. Bütün ailesini yok ediyorlar. Bu gençken, bu Grigor Lysovorich'i Kayseri'ye kaçırıyorlar. Kayseri o zaman bir metropolit, dini merkez, büyük şehir. O zaman büyük şehir, metropolit, evet, büyük şehir demek zaten. Evet. Burada bir Hristiyan annenin yanında iyi bir Hristiyan eğitimi görüyor bu Lysovorich. Ve Hristiyanlığı yaymak üzere Ermenistan'a dönüyor. 30-40 sene geçmiş bu ailesinin öldürülmesinden. İkinci Dırtat diye bir Ermeni kral var. Kiridat da deniyor ona. Ermeniler Dırtat diyorlar Ermeniler. O adamı ikna ediyor bu Hristiyanlığa. O zaman bunlar Mazdaizm ve ateşe tapıyorlar. O türlü bir dinleri var ve çok tanrılı pagan dinlere tapıyorlar. Evet. Ermeniler, Erivan'dakiler. Onu ikna ettikten sonra onun etrafındaki işte yardımcıları, kralın yardımcıları, ordu komutanları, ileri gelenleri, devletin falan toptan Müslüman oluyorlar. Arkasından bütün Ermenistan toptan Hristiyan oluyor. Müslüman dedi. Müslüman. Hristiyan, evet, oluyor. O zamanki Müslümanlık. Yani Müslümanlık yok zaten o tarihte. Yani bu 300'lü yıllar, 288 söylediğim. Milattan sonra 288, evet, 300 o aralar. Bunları 60 kişi civarında Kayseri'ye gönderiyor, ikinci Dırtat. Ve burada Hristiyanlık eğitimi yaptırtıyor. Tekrar bunları Erivan'a dönüyorlar. Bütün Ermenistan'da eski tapınakları, yani Apollon, Tişe, Zeus falan gibi tapınakları, falan tapınaklarını kiliseye çevirmek suretiyle Gregorian mezhebini kurmuş oluyorlar. Evet. Bunlar uzun zaman diğer mezheplerle çatıştı falan, o konumuzun dışında. Söylemek istediği bir şey var, bu şehrin ışıklarından şey ederek. Adamın adı Lysovorich. Lysovorich, nur saçan, ışık saçan demek. Hı hı. Kelime manası da bu. Evet, evet. Bağışlayın Halit abi. Bu şimdiki kilise de onun adını kilise, mı taşıyor? Onun dünyada dönemin... 6 yerde var Lysovorich Kilisesi. İstanbul'da var, Moskova'da var, Kayseri'de var. Öteki üçünü bilmiyorum nerelerde varsa. Aziz mertebesini de yükseltmişler onlar.
Aziz Kiriko Lüsovoriç Kilisesi. Buradaki bizdeki kilisenin adı da o kişinin isminden geliyor. Senede bir burada ayin yapıyorlar biliyorsunuz. Evet. Geliyorlar. O şekilde, bu şekilde evet. Bizim bu şehrin ışıkları ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Vallahi ben teşekkür ederim, ben öğrenmiş oldum. Şimdi size Halit abi diyorum, kusura bakmayın. Çünkü siz bizden gençsiniz yani şey olarak da. Bir de yani Halit amca dede falan desem de demem olur mu canım yani, olur mu bizim Kayseri lisemizin Nura Koşan gençlerindensiniz ben, abi, yani ben şey olarak değerlendiriyorum böyle bir samimi hitap etmeye çünkü biz bir aileyiz diye düşünüyorum, siz de bu Kayseri ailesinin büyüklerisiniz, sizin ışıklarınızdan faydalanmamız gerekir. Dolayısıyla da ben ağabey diye hitap etmeyi tercih şimdi, ediyorum bunu da sevgili Halit abi, şimdi geçmişini bilmeyenlerin geleceğine yönelik yaşantısını planlaması ve başarılı olması zordur yani şey olarak zordur. Ben şimdi şöyle şuradan başlamak istiyorum. Bize ilkokuldan başlayarak okuduğumuz tarihin ne işimize yarayacak diye öğretmenlerimize soramadığımız derslerden biriydi tarih dersi. Belki de sadece merak ettiğimiz için, belki de öğrenmekten haz duyduğumuz için, belki de tarihçi olmak için olmuştur bu şey. Tarihe ilginizin kaynağı, tarih bizim için neden önemlidir? Ne zaman dediniz? Tarihe bu ilginiz nedir? Nereden kaynaklanıyor? Metin Bey, tarih bilimi farklı şekillerde yorumlanıyor ve yayınlanıyor. Birisi dümdüz tarihleri, isimleri, savaşları anlatan, devletlerin faaliyetlerini, siyasi faaliyetlerini anlatan kitaplar halinde yayınlanıyor. Bu okullarımızda buna benzer bir tarih öğretimi yapılıyor. Bu çok sıkıcı, hiç kimsenin sevmediği bir yöntem. Evet. İkinci metot, tarihi hikayeler, romanlar şeklinde getirerek yayınlamak. Şimdi de filmlerini yapıyorlar. Televizyonlarda seyrettiğimiz işte Muhteşem Yüzyıl falan gibi filmlerini yapıyorlar. Bu tarz tarih, Necati Sepetçioğlu'nun Kapı, Konak, Kilit falan diye vardı. O romanları bunun Osmanlı ilk başlangıçlarından bir tanesi. Evet. Yani tarihin roman şekline getirilerek anlatılması. Bu çok ilgi çekiyor ve tarihi bu tarz kitaplar çok satılıyor şeylerde. Çok, çünkü halk bu türlü şeyi hoşuna gidiyor. Evet. Bir üçüncü tarih şekli var. Amerikalıların yaptığı tarih şekli. Bu Fukuyama, Berziyanski falan gibi adamların yayınladığı tarihler. Bunlar da tarih bilgilerini ileriye dönük şekilde yorumluyorlar. Yani 25 sene sonra dünyanın hali ne olacak? Türkiye nerede olacak? İran nerede olacak? Arabistan nerede olacak? Suriye nerede olacak? Hindistan nerede olacak? Buna benzer yorumlar yaparak vizyonlar çiziyorlar. 25 sene, 50 sene, 75 sene. Ve bu da orada çok miktarda strateji derneği var, Amerika'da var. Onlar ve yöneticiler, siyasiler bunlardan çok faydalanıyorlar. Yani bugün dünyada olan olaylar, özellikle bizim hemen yanımızda olan, Orta Doğu'da olan olaylar, o yorumların sonuçlarında dünyanın 25 sene sonra, 50 sene sonra alacağı şekilleri anlatan tarih yorumlarına uygun yorumlar. Şu anda yapılanlar orada. Bir satranç oynuyor gibi. Yani ileri hamleleri görerek bunu yapıyorlar. Keşke bizim yani tarihçilerimiz de bu türlü bir tarihe ön plana çıkarabilseler. Bu tabii daha çok siyasilere şeyden hitap eden veya işte bu işte ilgilenen akademisyenlere hitap eden bir tarz tabii. Ama keşke bu da olsa bir. Ben şeyin kitaplarını okuyorum abi. Burada bilmiyorum yani Ramazan Kurdoğlu'nu tanıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Onun kitaplarını okuyorum. Bu dediğiniz gibi genellikle evangelizm, işte neurofinans, İşte böyle şeyler var. Çok tüm serisi var bende. Çok kitabı alıyorum, okuyorum. Aynısını dediniz, bu konuları anlatıyor. Ben yani çok eski, kaç yıl önceki şeylerden günümüze kadar yani dünyanın nasıl yönetildiğini, evet. Bu finansların nasıl olduğunu, tarihin nasıl yazıldığını, her şeyi ben biraz bilmiyorum. Yani artık şöyle, biz belli bir kültürde insanlarız, okuyoruz ama kendi onları sentezleyip kendi fikrimizi kendimize göre uyarlıyoruz yani. Ben çok yaralanıyorum. Abi ben o zaman size şimdi, bir soru daha şey yapayım. Bunu geç. Oradan şeyden yani oradan girdik. Şimdi tarihi yani sorunuza cevap veremedim. Ben veremedim o zaman getirdim. Tamam buyur abi. Şimdi yani ben Kayseri'nin yerlisiyim. Evet. Beş göbek önceki dedem Erkilet'ten gelmiş. Evet.
Erkiletli Ahmet Ağa, Arpacı Ahmet Ağa. Evet. Ondan sonra işte onun oğlu Mehmet Ağa, Halil Ağa falan diye gelmiş. Ama orada ne akrabamız var, ne arazimiz var. Yani Erkilet'ten kopmuşuz. Yerlinin, şehrin yerlisi olmuşuz. Evet. Yani Kızılderili, Apache olmuşuz. Yerli olmuşuz. Öyle olduğu için de bütün işte çevrem, akrabalarım, her şey yani yerlisi Kayseri. Evet. Ben Kayseri'de ilkokulu okudum. Ortaokulu Kayseri'de okudum. Liseyi Kayseri'de okudum. Dolayısıyla Kayseri ile çok ve üniversiteden sonra da bir resmi görevim olmadı askerliğin dışında. Devamlı Kayseri'de serbest olarak yani çalıştım. Siz Kayseri tarihine o zamandan mı merak saldınız? Benim yok yani tarihe merak salma neden onu ben neden? biraz üniversitedeyken biraz okuyordum. O evet. Zamanki İstanbul Üniversitesi'deki diş hekimliği fakültesi Türkiye'nin ilk diş hekimliği fakültesi. Orada okurken hemen bizim diş hekimliği fakültesinin önünde de şey vardı, antika şey bit pazarı vardı. Şey. Beyazıt'ın önüne kurulurdu. Beyazıt, çınarın altına kurulurdu. Çınarın altında. Mahmut evet. Abin orada birçok otururdu. O sahaflar var. Sahafların önünde. Ön tarafı. Orada Mahmut Kabaklı işte böyle şeylerle işte bizim Mahmut Fidaner falan otururdu. Orada çok sohbet ederdi. Orada bu sohbetleri dinledim çok. Ha. İstanbul bir de ben de çok katıldım Ali'cim yani, orada. Diş hekimliğinin dışında umumi kültür bakımından da çok konferansların falan olduğu bir yerdi. Mesela evet. Üstadım bütün konferanslarına yani Necip Fazıl'ın evet. Katılırdım ben hepsine. Evet. Mesela onun dışında Şan Sineması'nda 15 günde bir Türk musikisi, 15 günde bir Batı musikisi konserler olurdu. Hepsine giderdik arkadaşlarla. Yani böyle üniversite kendi mesleğimizin dışında da bir böyle bir şey vardı. Orada tarihe müthiş bir şekilde ben meraklandım. Tarihe meraklandıktan sonra yani Kayseri'nin tarihi daha da ilgimi çekmeye başladı. Çünkü Kayseri çok eski bir şehir. Yani milattan önce 3000'li yıllara, 3500'lü yıllara gidiyor. Asur ticaret kolonileri, evet. Hititlerden bu tarafa doğru gelecek olursak. Şimdi 4-5 bin senelik bir tarihi içinde barındırıyor. Evet. Birçok kavimler gelmiş geçmiş. Birçok imparatorluk var. Yıkılmış, kurulmuş evet, falan evet, etmiş. Evet. Böyle bir şehir yani bu şehir böyle bir şehirde yaşamış olmak ve bunlarla ilgilenmemek büyük eksiklik gibi düşünüyorum. Halit abi. Halit abi ben o zaman dilerseniz sizin yaşamınız üzerinden Kayseri tarihini biraz konuşalım. Sizin bu Kayseri tarihi demişken Kayseri tarihini o eski Kayseri'den alan iki ciltlik bir çalışmamız evet. var. Geniş Kayseri tarihi diye. Başlangıçtan günümüze Kayseri değil mi bu kitabın içeriği? 1999'a kadar. 1999'a kadar yazıldı evet. yıla kadar. 1999'un evet. benim için önemi var. Benim miladım. Onun için orada bırakıyorum. Öyle. evet. Miladım derken. Kitap evlerinden temin edilebilir kitap değil mi? Halit abi belediye Kayseri'de başkanı var. Adayı idim. Evet. Orada da siyaseti bıraktım. Tamam miladım. Ben şunu diyorum yani şimdi sizin yaşamınız üzerinden bu Kayseri'nin tarihini konuşacağız da ilkokuldan başlayarak işte o dönemlerde bizim Kayseri'de işte ortaokul döneminde mahallemizin yaşamı nasıldı mahallemizin sizi orta mahalleden orta mahalle. Orta mahallenin yaşamı nasıldı mesela kış geceleri ne yapardınız veya mahalle fırında falan gider miydiniz çünkü ben mahalle fırınları ben de çok severim bizim Karayaman'da mahalle fırını vardı sabahleyin annem büyük bir leğene yoğurdu sabahleyin erkenin dedemiz bırakırdı. Biz okula gitmeden önce giderdik böyle kaydırarak getirdik güzel bir şey ekmekler orada. Ben onu çok merak ediyorum. Sizin evet şimdi önce bir şey yapalım dilerseniz. Orta mahalle nere? Bir onu şey yapalım. O günkü orta mahallenin kültürünü dinleyelim evet. sizden. Nasıl? Şimdi orta mahalleye Bitişik Mahalle, Yenice İsmail Mahallesi bizimki. Şimdiki İncetan Apartmanı yani Halk Evi'nin karşısındaki şu andaki Koca Sinan Belediyesi'nin olduğu yer. Benim doğduğum evde oradaydı zaten. Koca Sinan Belediyesi'nin olduğu yani Hunat, yer. Hunat Mahallesi. Onunla Şifaiye Gıyasiye Medresesi arasındaki arası. Şeyler. Orta mahalle Şifaiye Gıyasiye'ye daha yakındı. Bir o şeydi. Geniş bir meydanı vardı. Zaten o zamanki Osmanlı şehrinde her mahallenin böyle bir meydanı oluyor. Bu meydanda fırın oluyor, çeşme oluyor. Bu şekilde bir mahalle. Burada öyleydi. Hı hı. Böyle bir mahalle. Bizden sonra Hacı Kılıç Mahallesi vardı. Hacı Kılıç Mahallesi sınır idi. Örnek evler yapıldı ondan sonra. 66 evler denir ona. İlk kooperatif, o orası. O yapıldı. Şehir onun Sümer Bez Fabrikası'nın yapılmasıyla birlikte 1934'te 35'te açıldı fabrika. O tarafa doğru kaymaya başladı şehir. Şimdi orta mahallede biz bu Yenice İsmail Mahallesi'nde otururken evlerin şekli şöyle.
Metin Bey. Bizim üç oda idi. Bir de sofa vardı. Zerzemi vardı. Yani zir zemin demek Farsça. Zeminin altı demek. Zerzem mi deriz biz ona biliyorsunuz. Soba yanardı. Soba olurdu. Bir odada yanar. O kilerimiz vardı. Aristak vardı. Orada da yani bağdan, Kevyah'ta da bağımız vardı. Oradan işte kestiğimiz üzümler şeylere, çalılara takılır. Çalılara takılır. Heveklik olur. Evet. O kavun, karpuz saklanır. Özellikle kavun kışlık saklanır. Soğan vesaire saklanır. Bir de un sandığı vardı. Oraya kiler derdi büyük annem. Onu kaldırınca içi un dolu olur. Onu sık sık da hamur işleri yapılır. Kayseri'nin ya klasik yemeği hamur işleri biliyorsunuz o evet. dönemde. Bu oradan işte tasla şöyle saplı tas vardı. Onunla unu alır ve ondan işte haftada bir ekmek pişerdi. Ekmek, hamur yoğrulur akşamdan. Ekşir o. Böyle şeyden taşar. Taşar. Büyük leğenden taşar. Onu dedem daha çok evet. götürürdü. Mahalle fırınına evet. omuzunda alır götürür. Sabah namazından evet. önce götürür. Namazdan çıkınca da omuzunu alır. Evet. Yolda ikram ede gelir. Ucundan herkes biraz böyle. Fakat onun kokusu, o ekmeğin kokusu hala burnumda durur benim şöyle. Muhteşem bir yani unu farklı. Aynı sanayi ekmekleri gibi olur biliyor musun? Şimdi sanayi yok öyle şey. Uzun. Yok bizim sanayide yapıyorlar evet. sen şey. Şimdi yapıyorlar mı öyle bir şey? Yok o değil yani şimdi ekmek, farklı o farklı da. O kıymalı pideden. Yok senin o şey yaptığın mi? Ekmek var ya. Onun az uzun. Normal Kayseri pidesi. Sanayi evet. ekmeğinin uzun şöyle. O daha siyah, değil öyle uzun olmaz herhalde. Tabii değil mi öyle uzun olmaz. Uzundu. Uzun oluyordu. Onu katlar şöyle ikiye katlardı. Peki Baltacı'nın fırını mı vardı sizin orada? O yani oradaki fırının adını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Baltacı mıydı acaba? Orta mahalle ile işte bu şey arasında, kurşunun arasında bir şeydi, fırındı. Fırından iki çeşit olur. Hem ekmek pişirilir, ara sıra da işte börek, çörek falan da olur da. Onun dışında da uçurtma mevsiminde oradan fırıncıya işte rica minnet kamış alınır. Uçurtma yapılır. Uçurtma yapmak üzere. Oradan kamış verir. O bir 3-5 kuruş parayla da alınır bazen. Ha, eski sanayi yok o zamanlar. Gelsene sanayi oradan kerestecilerden falan. Falan yok. Değil yok, mi? Yok şey o zaman. Yok. Yani sanayi. Kamışla yapılırdı. Hamurla yapıştırılır kağıtlar. İnce pelür gibi şöyle bir kağıtlar vardı. Öyle bir uçurtmalar yapılırdı. Fırının bir önemi de şuydu. Taş dövüşleri vardı. Şimdi mahalleler arasında bu olur. Evet, bir bu çok taş dövüşü önemli. Önemli. Evet. Birçok mahalle. Fırının işlevi neydi orada? Taş dövüşü. Birçok mahalle arasında taş dövüşleri var. Şimdi taş dövüşü Selçuklularda sapan birimleri var. Yani Selçuklu ordusunda resmi kurum sapan birimleri. Bunların şimdi kaleye geliyorlar, işgal edecekler kaleyi. Kale duvarları yüksek. Oraya ya mancınıkla bir şeyler atıyorlar içeri ya da sapanla atıyorlar oraya taşları. Bunun da eğitimini yapıyorlar o sapanların. Sapan bizim bildiğimiz lastikli sapan değil. Ona da sapan diyorlar. Bu sapan iki tarafı saç örgüsü, yılan örgüsü vesaire gibi isimleri var. Onu böyle örülürdü güzel şeyden, yünden. Ucuna kaytan denilen ipek bağlanır bir tarafına. Evet. O iki kolu var. Ortasında da aya denir. Bir meşinden bir bölümü var. Bu ayanın iki tarafında iki tane kolu var. Bunlar örülür. Çok sanatlı örülür. Birinde kaytan var. Birinde de parmak girecek bir şey olurdu. Oradan öyle. Elden çıkmasın diye. O şey büyüklüğünde, yumurta büyüklüğünde falan taşlar. İçine o ayağının konur. O böyle çevrilir. Merkez kaş kuvvetiyle bir bıraktım. Onun ustaları noktayı vururdu öyle yani. Mesela bizim mahalle şeyle yapardı. Bu Ahmet Paşa Mektebi'nin oradaki mahalleyle yaparlardı. Orada bir çolak ibo vardı. Tek kolu yoktu. Ama oradan herkes korkardı ondan. Çünkü müthiş avcıydı. Attı mı? Bu taş dövüşünde çok kişinin kafası yarılır, gözü yarılır, böyle kanlı manlı bir şey. Biz oynarız. Galip gelen de fırını basar, o gün fırında börek çörek ne varsa alır götürür. Abi, bunu da buna da çok halk tepki göstermez, onu hak gibi görürlerdi onlara. Hatta ben bir şey tam anlamak istiyorum. Şimdi taş dövüşü denilince boş adamların yaptığı boş işler diye değerlendiriyordum. Ben işleri güçlü. Ama siz bir Selçuklu'ya bağladınız orada. Şimdi onu bir anlamlandırır mısınız? Tamam, şimdi o birlikler yani Osmanlı'da bir müddet devam etmiş, ne zamana kadar? Ateşli silahlar çıkıncaya kadar. Ondan sonra tabii yerine ateşli silahlara şey etmiş. Yani bir askeri eğitim bu sapan şeysi eğitimi. Ondan sonra bu bir oyun haline gelmiş. Ama böyle şeyci kan dökücü falan edici bazen gözümüzü çıkanlar da olurmuş herhalde. Onun için de sık sık yasaklanmış. Sık sık polis müdahale etmiş bu şeylere. Ta 1950'li yıllara kadar da falan oynanmış yani. Ondan sonra da
bir daha tamamen Abi ben bir de şey soracağım. Yasemin Hanım hakkında, Yasemin Hanım'a bir mesajınız var mı? Yasemin Hanım sevdiğimiz, teşekkür ederiz bizi kırmayan çok her konuda. Herhalde tanıyorsun babasıyla falan, bir Yasemin avanında şey yapar mısın, bir anlatır mısın? Yasemin'in babası Behçet Bey muhteşem bir adamdı. Kibar, evet. Tam İstanbul Beyefendisi bir adamdı. Evet. Allah rahmet eylesin, erken rahmetli oldu. Annesi de bizim hanımın çok yakın arkadaşıydı. Evet. Onun için biz de yani yakınlığımız var. Aileden birisi sayarız biz onu, Yasemin. Bu arada sevgilerimizi gönderiyoruz, evet. Yasemin Hanım İstanbul'a. Buyurun abi. O tarihte 1950'li yıllarda falan ilk mektebe gittim ben. İlk mektepte dedem öğretmendi, annemin babası. Biz şimdi annenin babasına dede diyoruz, babanın babasına büyük baba büyük diyoruz. Baba. Evet. Şu anda da öyle. Biz ben torunlarıma öyle biz söylüyorum. De öyle. Sizde de mi öyle? Evet. Babanın babasına dede diyorlar da yani yok, bana bizim, benim geliyor. Torunum mesela bizim Salih Bey'in, Salih Okutan var bilir misiniz? Eski ticaretçi. Salih Bey'in kızı. Benim oğlum da öyle. Bana dede diyor, Kayra oğlum, torunum yani. Salih Bey'e büyük baba diyor. Tamam, doğrusu. Yani İngilizler, öyle. Almanlar da Großvater diyorlar, Grandfather diyorlar falan diyorlar. İlkokul, Sümer İlkokulu'na gittim. Dedem orada öğretmen olduğu için. O dönemde Kayseri'nin en iyi ilkokulu oraydı. Niçin oraydı? Niçin? Sümer bez fabrikasının desteğini alıyordu. Dolayısıyla yani kaloriferli tek okuldu orası. Sonra da Mustafa Özgür yapıldı, oraya da herhalde yaptılar. Diğer okulların tamamı soba yakardı, sınıflarda soba yakılıyordu kışın. O okulda mesela Sümer İlkokulu'nda haftada bir sinemaya götürürlerdi. Sümer Bez Fabrikası'nın sinemasına işte öğrenciye uygun filmler olurdu. Çarşamba günleri sinemaya giderdik. Geniş bir bahçesi vardı. Geçen hafta da ziyaret ettim. Yine orada okuldan mezun bir müdür bey var. Ondan sonra çok da ilgili okulda, oradan mezun olduğu için. Ta benim kayıtlarımı çıkarttırdım. 1956'da mezun olmuşum oradan. İlkokuldan diploma kayıtlarını çıkarttırdım. Bayağı duygulandım. Nasıl bir duygu o duygular? Çok muhteşem bir şey. Yani o günleri yaşıyor gibi oldum. Yani birinci sınıftan başladık. Orada şimdi pazartesi günleri İstiklal Marşı okunur. 1, 2, 3, 4, 5. sınıflar yan yana dizilir şöyle. Birinci sınıftayken şu ikinci sınıfa geçebilir miyim acaba? O grup gıptayla bakardık. 2'deyken 3'e bakardık. 4'deyken 5'e bakardık. 5. sınıfa gelince artık abi olduk. Sınıfın, okulun abisi olmuştuk. Bir de dedem öğretmen olduğu için orada biraz imtiyazlı gibiydim ben. Tabii dezavantajları da var. Tabii. Dedemin sınıfıyla benim okuduğum sınıf yan yanaydı. Yanımızda da başka bir sınıf vardı. Bir gün ben ödevimi yapmamışım. Öğretmen, Allah hayattıysa Allah uzun ömür versin, vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Macide, Servet Hanım, Servet Akaydın. İlkokulda yaptırdı. İsmine o ilkokul var. İlk öğretim okulu Hanım. Var. Ferit Çakmak. Servet Hanım beni kulağımdan tuttu. Yan sınıfa götürdü. Kapısını çaldı. Ondan sonra Bekir Bey bir dakika koridora gelir misiniz dedi. Baba, dedem çıktı. Halit gene dedi dersini yapmamış dedi. Dedem orada bana bir okkalı tokat patlattı. Şeyde koridorda. Eskinin öğretmenler öyleydi. Böyle de dezavantajı vardı. Ama teneffüslerde falan kapının önünde küçük tanesi bir kuruşa simitler satılırdı. 5'i 5 kuruş. Şöyle birbirine bitişik olur. Şu büyüklükte falan şöyle simitler. Ondan sonra her teneffüste hemen dede bana para ver 5 kuruş der. Şu yelek cebinden 5 kuruş gene mi der? Çıkartır 5 kuruş verir. 5 tane o simitten alırız. Verdik falan. Böyle bir ilkokul hayatımız oldu. Ondan sonra ortaokula bizim eve yakın olan işte bu Koca Sinan Belediyesi'nin oradaydı evimiz. Hemen sokağında başındaydı. Yakın olan kız ortaokulu vardı. Hemen evimizin karşısındaydı orası. Şimdiki tiyatro binasının olduğu bina. Ve orası akşam sanat herhalde. Kız akşam sanattı. Okulu galiba. Orada 2 sene okuduk. 1 tane erkek sınıf vardı. Yani 1 tane 1. sınıf, 1 tane 2. sınıf, 1 tane 3. sınıf erkek sınıf olarak. Diğerleri kız sınıflarıydı. Orada 2 sene okuduktan sonra erkek sınıfını lağvettiler orada, dağıttılar. Bir kısmımız lisenin ortaokuluna gitti, bir kısmımız da Sümer ortaokuluna gitti. Ben Sümer ortaokulundan mezun olmuş oldum. Kazım Yedekçioğlu da müdürümüzdü. Orada Kazım Bey'e ortaokul 3'te. Ben kompozisyon derslerine, edebiyatçı biliyorsunuz, evet. Kazım Bey. Kazım Bey'e bir taktik geliştirdim kompozisyonlarda. Hep 9-10 gelir benim kompozisyonum. Nasıl yapıyordum? Kompozisyon imtihanlarından önce Metin Bey
İki tane atasözü ezberlerim. Farklı iki tane atasözü. Hoca ne sorarsa sorsun, kompozisyonu o konuya getirir, o iki taneyi kullanırım. O iki tane şeyi kullanırım. Muhakkak notum 9 veya 10 gelir. Tamam. Bu benim sırrımdı. O zaman da belliymiş. Daha sonra Kayseri'nin tek lisesi olan Kayseri Lisesi'ne. Kayseri Lisesi sonra konuşacağız. Evet, peki. Ben merak ediyorum. Şimdi bir o eski evlerde bir damda yatılırdı yaz günleri, böyle dama yataklar serildi. Şimdi bizim bağımız vardı bizim. Bağa göçüyorduk. Bağa gittikleri için. Evet. Yazın. Ama dam, tabii dam üzeri direk var, üzerinde toprak var. Kışın kar birikir üzerine. O yani kışın o çok kar yağardı. O zaman çok da kar yağardı. Şimdiki gibi değildi. Evet. O kar kürünecek. Yoksa çöker bina. Evet. Onun için herkes kar yapmış. Ve 4-5 evin arasında da bir karlık denilen bir çukur olur böyle. Herkes oraya atar karlarını. O karlık denilen. 4-5 eve sınır olur orası. Öyle şey derdi. O baharda da yağmurdan sonra mutlaka yuvaklanacak. Şimdi ben bizim çocuklara, torunlara dam yuvağı nedir desem bilmezler. Bilmez canım. Dam yuvağı bu. Yuvarlak bir taş. Yapmazlar da yuvarlanır, sen yuvarlamazlar ya, aşağı atarlar kafanla. Bilmezler nereden. O yuvaklanır ki toprak sertleştirilir. Ondan sonra ve içeri akmaz şey. Yağmur akmaz. Öyle bir şeydir. Sizin çeşme yakın değil mi abi? Eskiden biliyorsun evlerde şey yoktu. İşte onu söyleyeyim. Tesisat yoktu, çeşme vardı değil mi? Şimdi yok. Şimdi kuyu vardı. Kuyusu içilmezdi. He? Bizim mahallede çeşme. Hayat vardı. Hayat yani hayat. Dışarıya kapalı tamam. Ama bütün olayların geçtiği öyle, bir evet. Alan. Orada kuyumuz vardı ama kullanılmazdı. Hacı Kılıç Çeşmesi'nden veya Orta Mahallenin çeşmesinden güğümlerle annem ve anneannem su taşırlardı. Vallahi o kışın el o soğuklarda öyle var ya. Taşırlardı. Taşırlardı onu. Ne kadar? Öyle taşınırdı. Yani kadınların işi çok hakikaten. Kuyu öyle. İlgimi çekti. O nasıl dolardı, konuda bilginiz var mı? Yeraltı suyu. Tulumbalarla mı çekilirdi? Yok, kuyu şeyle, aşırmayla. Yani yeraltı suyu nasıl geliyor oradan? O dolar kendisi. Yeraltı sular. Yani ben onu merak ettim şimdi. Eskiden Kayseri'nin altında yeraltı suları çok yüksekti. Hatta biz bu Fatih Mahallesi'nde o yeni yapıldığında yani şey emek durağının orada arka tarafındaki mahalle. Temeli eştiğimizde hep devamlı su çıktı. Temeli eşemedik yani. Babam yaptıramadı öyle temeli. Öyle yeraltı suları yakındı. Sonradan kanallar falan açılınca yeraltı suları daha derine gitti. O dönemde kuyuyu açınca belli bir seviyede içi su doluyor zaten. Yeraltı sularıyla kendi doluyor. Devamlı su oluyor içinde. Bu şeyden bu ilk suların toplandığı yer bizim şu Kartal'daki askeri alan. Galiba. Orada bir şeyi var. Oradan eski Selçuklular zamanından beri. Oradan dağıtım yapılırdı. Ben öyle bir şey biliyorum ama. Oradan Kiçi Kapı'daki o şey Baldöklü Camisi var. Tamam. O caminin yanında Roma sarnıcı vardı. O sarnıcı şimdi duruyor yani, öyle tamam. Üstünü kapattılar falan ettiler ama oradan şehre su oraya geliyor sarnıca. Şehir oradan da şehrin içine taşınıyor. Şehir Kiçi Kapı. Kapıların ismi şehrin. Oradan Düvenönü. Düvenönü'nden dönüyor, tekrar kaleye birleşiyor. Kaleden Sivas Kapısı. Tunat'ın önünden Sivas Kapısı ve Yoğunburç'ta birleşiyor. Buranın içine İçerişar deniyor. Tamam. Bunun içindeki mahallelere. Bizim mahallemiz, bu İçerişar'ın dışında mahalleler var. Hunat Mahallesi gibi, evet. Çorakçılar gibi, evet. Hacı Kılıç gibi, Yenice İsmail gibi, Çandır gibi mahallelerde bu İçerişar'ın dışındaki mahalleler. Ama bu İçerişar'ın işi esas Selçuklu şehri. Çünkü kaleyle korunmuş bir şehir. Daha önce Roma zamanında falan da 3. Gordiyan zamanında milattan sonra 360'lı yıllarda falan da daha geniş sular varmış. Daha yani Kartal'a kadar gider. Kartal'dan batıya dönen, batıdan da şehri kuşatan. Fakat bu kadar surun bakımını yapamadıkları için Roma zamanında surların daraltıldığını evet. Yazıyor Bizanslı tarihçiler 3. Gordiyan zamanında. Nitekim 3. Gordiyan bu sebeple ilgili bir sikke bastırmış. Roma sikkesi. Entix yazıyor üzerinde. Yani sur demek o. Romalılarda böyle bir adet var. Yani önemli olayları muhakkak paralarla şey diyorlar. Para basarak üzerinde de belirterek tarihe geçirmişler. Böyle. Kayseri'yle ilgili de böyle bir sikkesi var. Bir tarafında Entix yazan yazılar var. Öbür tarafta Gordiyan'ın resmi var. Sizin Gordiyan. Sikkelere de özel ilginiz var ama değil mi? Bu Gordiyan'ın Ali Bey, Gordiyan Roma imparatorlarından biri. Genç yaşta imparator olmuş. Çok kısa imparatorluk yapmış ve Anadolu'da da ölmüş. Muhtemelen Kayseri'de ölmüş ve muhtemelen de tam bir belge yok ama İstasyon Caddesi'ndeki Sahabiye Medresesi'nin arkasındaki Roma mezarı diye bir yer var. Evet, hala o mezar muhtemelen bu 3. Gordiyan'ın mezarı. Çünkü
öyle önemli bir yapı, önemli bir adama ait olması lazım. Bu Anadolu'da da öldüğü biliniyor 3. Gordiyan'ın. Muhtemelen o diye düşünüyorum. Orada olabilir. Sevgili izleyiciler, reklamlar izlediniz. Hocam müsaade ederseniz ben bir yorumlar var. Yorumları bir okuyayım. Buyurun. Çünkü çok önemli yerlerden almış. Tevfik Aras'tan aramış. Başarılı bir program olmasını diliyorum. Sevgili arkadaşlarım, Halit Hocam'a selamlar demiş. Aleykümselam. Aşkın Kaya, iyi yayınlar Sayın Başkanım, hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar. Yalçın Bağış, sizlere de Halit abiye de iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum. Yalçın Bağış. Besime Palamutoğlu, iyi yayınlar efendim demiş. Bursa İnegöl'den Semra Akurt Hocam, iyi yayınlar diliyorum, İnegöl'den selamlar demiş. Yaşar Ekincioğlu, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Mustafa Savranlar, iyi yayınlar, programın başarılı geçmesi dileğiyle emeğe geçen herkese tebrik ediyorum. Yaşar Ekincioğlu yine, İnegöl Oylat Kaplıcalarından selamlar demiş. Mehmet Sümerli, maşallah efendim, selam olsun, sizlere selam olsun emeğe geçen herkese demiş Mehmet Sümerli. Türkan Yücel eşim olur kendisi. Kuşadası'ndan sevgi ve selamlar, iyi yayınlar, başarılar diliyoruz. Ben de buradan hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Defterena'yı öpüyorum. Defterena benim için önemli. Öpüyorum onu da. Tabi bu arada Kayra'yı da öpüyorum. Kayra'sız olmaz artık. Brüksel'den selamlar, hayırlı yayınlar. Emek veren herkese demiş. Belçika'nın başkenti Brüksel. Mustafa Dilbaz. Mustafa'cığım, sana da iyi akşamlar diliyoruz, başarılar diliyorum. Hanife Yazar Ekinci, başkentten selamlar gönderiyor. Hanifeciğim, biz de size selam gönderiyoruz buradan. Tevfik ilk, bir de ilk ben kızayım, 10 dakikadır bekliyoruz demiş. Herhalde reklamları bekliyor. 10 dakikadır. Sayın yönetmenim, aman kızmayın. Bizde suç yok. Ahmet Turan Özken, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz ilgileriniz için. Bizi çok mutlu ediyorsunuz. Dünyanın her yerinden bizi arayıp ilgilenmeniz bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Buyurun Ali Bey. Şimdi yeni kitap hazırlığı var mı? Hazırlık aşamasında olan kitabınız var. Var Ali Bey. Bu biliyorsunuz Kayseri, Kapadokya krallığının baş şehri. Hı hı. Yani 17 kralı var Kapadokya'nın. Onlardan 4 tanesi daha önce Tiana'da ve Sinop'ta krallık yapmışlar. Önce Sinop'ta, sonra Tiana, yani Kemerhisar, Niğde'nin. Ondan sonra Mazaka'ya gelmiş 4. kralda, 5. kraldan itibaren son krala kadar, Arkelios'a kadar, Roma'ya geçinceye kadar da burada 348 sene süren bir Kapadokya krallığı hüküm sürmüş. Bu küçük bir krallık. Yukarıda Pontus daha güçlü bir kral var. Mitridat falan var. Roma'ya kafa tutmuş bir kral. Benim fenomenim, müthiş bir adam yani. Ondan sonra burada da bu krallıkta böyle dengeler arasında idare etmiş. Bazen büyümüş, bazen küçükmüş ama her zaman merkezi Mazaka, Kayseri ve Eysobia. Daha sonra Eysobia, sonra da Kayseri ismini aldı. Miladi 8'de falan, miladdan sonra 8'de falan. Bu bölgenin, yani Mazaka, şimdi Kapadokya deyince biz bu ismi kaptırdık. Ürgüp, Nevşehir bölgesine kaptırdık. Esasında oralar Kapadokya ülkesinin sınırları içinde olan yerler, tam Malatya'ya kadar. Zaman zaman Sinop'a kadar, aşağıda Kilikya'ya kadar. Kapadokya'nın sınırlarına girmiş, zaman zaman da küçülmüş. Ama her zaman merkezi Kayseri olmuş. Evet. Krallar burada yaşamışlar. Evet. Erkilet Tümülüsü de Arkelios'un mezarı. Arkelios Roma'da öldü ama, yani Roma'ya hesap vermeye gitti orada. Oradaki siyasi tartışmalara karıştı. Ondan sonra onlar ters düştü, Tiberius'le ters düştü. Fakat orada bir titreme hastalığına tutularak orada ölmüş senatoda. Fakat daha önce burada mezarını yaptırmış. O dönemde mezarlar aynen Mısır'daki piramitler gibi, o zaman burada da toprak yığma mezarlar var. Bunlara tümülüs diyoruz. O toprağın altında kazılınca bir mezar odası çıkıyor ve orada da cesedi çıkıyor. Burayı daha şeyini yapmadılar buranın. Yani bura kazılsa çıkacak mezarı. Çıkmadı buradan mezar. Bir kral mezarı burası yani. Arkelios'un mezarı olma ihtimali çok yüksek. Ben üstadan Halit abi, şeyle ilgili, o Kapadokya ile ilgili bir kitap çalışması var. Şimdi bu o 348 sene, 49 sene süren krallığın siyasi tarihini yazdım. Bitti hemen hemen kitap, bir eksiği kalmadı, ufak tefek eksikleri var. İşte bir sponsor arıyorum. Yani bunu kendim bastırabilirim ama bir yayın evi, büyük yayın evi ulaşsın istiyorsunuz. Evet, yani
parası pulu önemli değil ama ulaşsın diye bekliyorum. İnşallah sonra. Yani o emek de ondan karşılığını sonra bulmalı değil mi yani? Ondan sonra da evet. Ondan sonra da son artık yaşımız ilerledi. Haddi aştık. Yani eskiden yaşlılara yaşı sorulduğu zaman Peygamberimizin ölüm yaşı olan 61 yaşını geçtiği zaman hemen 63 diye itiraz ederler. 63 Hicri'yi biliyorsunuz. 61 miladi. Bilenler biliyordur o 61'i. 61 yaşını geçtiği zaman yaşını söylemezmiş. Haddi aştık efendim dermiş. Biz de haddi aştık. İlk kez duydum. Muhteşem bir söz. Evet. Evet. Biz de haddi aştık. Artık haddi aşınca ne yazılır? Hatıralarım yazılır. Onu hatıralar da var. Onu da yazıp şimdi bitireceğiz. Hatıralar başladınız mı ya? Başladım, ya, bitirdim hatta. Bitti. İlaveye o da yayın. O da hazır dayı sırada. Peki bir de bir kitabınız da var. Kayseri Bağcılığı. Evet. Üst başlığı da terk edilen kültürümüz. E şimdi hala bağcılık var. Niye kültürümüz terk edilmiş? Evet. Eskiki bağcılık nasıldı? Kültürü nasıldı? Şimdi nasıl? Eski bağcılık da şimdi farklı. Rica edeceğim. Bir de kapak çok hoş. Burada kapakta neyi anlatıyor? Evet. Bu Hititler biraz zamanında elinde üzüm tutan bir tanrı var. Hı hı. Üzümün o zamanki bağcılığın ve üzümün önemini gösteren bir kaya kabartması bu. Evet. Evet. Bu kaya kabartmasından evet. Bu kapak yapılmış. Evet, ondan kapak. Tevfik Bey yaptı bu kapak sen, şeyini. Sen kendin tutarsan kendine şöyle. Evet. Aha, şöyle mi? Tevfik Eraslan'ın çalışması bu. Çok güzel. Kapağı Tevfik Eraslan. Tevfik Eraslan'ı yaptı. Evet. Abi Tevfik Eraslan derken bir zahmet. Şimdi Tevfik Eraslan'ın Kayseri'nin tarihi resimleriyle ilgili 20 senedir bir çalışması var. Yani çok güzel bir çalışma olmuş. Ben bugün gördüm bu çalışmayı. Çok hoşuma gitti. Etkilendim. Çok beğendim. Çok etkilendim. Kayseri'nin yani kaç yıllık resmini yayınlamış. Bu konuda Tevfik Eraslan'la ilgili. Tevfik Bey'e selam ve sevgilerimi sunarım. Tevfik Bey'le biz 5-6 seneden beri daha yakından tanışıyoruz. Evet. Çünkü bizim ticari ilişkilerimiz de oldu Tevfik Bey'le. Evet. Ve muhteşem bir sanatçı bu konuda. Evet. Bu grafik sanatları evet. Konusunda. Gerçekten hem şeyleriyle, vizyon görüş açılarıyla hem renkleri falan tam yerinde kullanmasıyla tebrik ediyorum. Yani hakikaten iyi bir sanatçı Tevfik Bey. Tevfik Bey'in o fotoğrafları, eski Kayseri fotoğraflarının bir kısmını yayınladı Facebook'ta. Bir kısmını gördük biz. Çok az bir kısmını gördük. Hepsini yayınlamadı, evet. Tevfik Bey'e de söylemiştim ben. Şimdi fotoğrafın icadı 1838'ler, 39'lar. 1839 yılında Fransa Akademisi, ondan evvel bir nokta fotoğrafçılığı diye bir fotoğrafçılık var. Yani bir delik deliyorlar kağıda, bir karanlık yere aksettiriyorlar. Karşıdaki görüntü buraya aksediyor ama bunu sabitleyemiyorlar, fotoğraf haline getiremiyorlar. 1839'da, şimdi ismini unuttum yani söyleyemeyeceğim, evet. Bir kişi bunu aksettirmeyi, orada sabitlemeyi başarmış pencereden gördüğü görüntüyü. Ve Fransız Bilimler Akademisi bunu tabiatı ilk defa beyaz sayfaya aktarıldı diye yayın yapmış. İlk fotoğraf 1839 bu şekilde. O dönemden sonra fotoğrafçılık yazmış. Abdülhamit özellikle çok meraklı fotoğrafa. Önemli Osmanlı şehirlerinin fotoğraflarını çektirmiş. Abdülhamit'in birkaç böyle merakı var. Bir tanesi bu fotoğrafçı. Bunu albümler haline getirmiş. Bir zaman İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesindeydi bu albümler. Sonra bastı herhalde Kültür Bakanlığı. Yani o hemen fotoğrafın icadından sonraki Osmanlı ülkelerindeki fotoğraflar, bu içinde Kayseri fotoğrafları da var. Onların içinde. Hı hı. Daha sonra fotoğrafçılıkta bir gelişmiş, bir takım fotoğraflar ortaya çıkmış. Şimdi Tevfik Bey'in yayınladığı fotoğrafların bir kısmı da hemen bu fotoğrafın icadından, hemen o 40-50 sene sonraki falan fotoğraflar. Evet, evet. O günden bu tarafa Kayseri'nin tamamı değişti. Evet. Şehir şurada yıkıldı, yok oldu. Her birimizin doğduğu evler yok oldu. Hatıralarımız da bitti, gitti. Yeni bir şehir kuruldu. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama o dönemden kalan bu fotoğrafların yorumlanması lazım. Evet. Bunu yorumlayacak olan da biz köprü nesiliz. Yani o dönemi evet. De gördük. Abdülhamit Bey'in evet. Ömrünü görmedik ama evet. Ondan sonraki yani toprak evler, sokak çıkmaz sokaklar, evet. İşte fırınlar, çeşmeler bu dönemleri gördük. Şimdiki dönemi de gördük. O zaman Tom Mix Texas okuyorduk. İşte şimdi bilmem petrol işte bilmem İnternette, şeyleri falan okuyor. İnternette her türlü şeyleri okuyoruz. O bu köprü neslinin o fotoğrafları yorumlaması lazım. Kayseri'de de bu köprü nesil. Abi şöyle ilgilenen, yapalım bir ara görüşelim. De. İstersen bir şey bu. Yani bu köprü nesilden Kayseri'de nesli tükenmek üzere
pek az kişi kaldı. Yani bunu, yayınlanmalı bu çalışma. Bu yayınlanmalı şey da çekmez. Yorum da yapılmalı. Tamam. Evet. Her fotoğrafın altına bu kişiler oturacaklar. Bu fotoğraf nerede çekilmiş? Kalenin hangi kapısı, hangi mahallesi, hangi kilise, hangi okul, hangi bilmem vesaire gibi bunun yorumunu yapacaklar, yapılacak ve altına abi da zaman, bu yorumlarıyla birlikte yayınlanması. Evet. Halit Hocam, Halit abi, o zaman sizden söz alalım. Bir gün Tevfik biz de bizi şey yaparsa bir araya gelelim isterseniz. Biz Tevfik, sayın yönetmenim bak, yani size teklif ediyoruz. Halit Hocam da teşekkür ederiz. Eğer kabul ederseniz bir araya gelelim. Ali'ciğim buyur. Herhalde sorunuz vardı. Estağfurullah. Biraz önce Halit abi. Ali Bey sözünüzü kestim. Mahmut Ercan'a ben de teşekkür etmek isterim. Güzel anlattı. Yalnız bu konuda bu Kayı TV'nin yöneticisi Belli Bey'in bir Cemil Baba diye kitabı var. Evet. Çalışması var. Okudum da geldim onu, zaten. Onu anmamız lazım. Evet. Belli Bey'e teşekkür etmemiz Belli lazım. Belli Bey'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca Belli Bey'den onu biraz daha geliştirmesinde beklediğimizi söylememiz lazım. Çok çok güzel anlatım var. Evet. Ben okudum. Özellikle gece okudum. Sabaha kadar okumadığım yerler vardı. Evet. Vallahi hoşuma gitti. Çok güzel anlatmış. Çok güzel araştırma yapmış. Yani kişilerin sizin dediğiniz gibi hani diyorsunuz ya bu resmin altına bizim gibi kişilerin o da öyle yapmış. Yani o dönemde yaşayan kişilerle birebir görüşmüşler. Birebir ondan ifadelerini anlatmış. Yani o çalışma Belli Bey'in bu konuda ilk çalışma herhalde. O Belli Bey'in değil de yani o konuda başkalarının da çalışması pek fazla yok. Ama Belli Bey'in bir şey. Belli Bey'den onu geliştirmesini bekliyoruz. Daha da geçmiş. Bunu da belirtelim. Evet, sayın genel yayın yönetmenimiz, saygılarımızla geliştirmenizi inşallah beklerim. Evet. Kayseri Bağcılı. Terk edilen kültürümüz bölümü beni daha çok ilgilendiriyor. Eskiden bağcılık nasıldı, şimdi nasıl? Hala insanlar bağa gidiyorlar, bağa göçüyorlar, geliyorlar ama. Şimdi bağcılığın şeysi, tarihine bakacak olursak, hemen bu Anadolu'nun Türkler tarafı, hatta Roma Bizans zamanında da var. Ova bataklık halinde eski dönemlerde. Yeraltı suları çok yukarıda. Dolayısıyla eski şehir dediğimiz yerde Erciyes'in alçak tepelerinde. Oralarda yer almış vaziyette. Daha sonra ovaya indikçe şehir, 3. Gordiyan zamanında demiştik işte surları yaptırdı, ovaya daha çok indi. Şehir indikçe ovadaki bu bataklıkların, kurumuş bataklıkların veya hala bir bölümü devam eden Karpuzadan tarafında falan bataklıkların etkisiyle çok miktarda sinek ve koku var. Yazın özellikle çok da sıcak var. Böyle boğucu bir sıcak var. Halk bundan kurtulmak için sinekten, bu salgın hastalıktan kendini Erciyes'in eteklerine, bu bağlar dediğimiz sayfiye yerlerine atıyor. Oralara basit, o günün şartlarına göre basit şeyler yapıyor, evler yapıyorlar. Taş tollardan vesaire yapılan evler yapıyorlar ve bahçeler şenlendiriyorlar oralarda. Kışın da oranın bütün malzemelerini, yani kayısı, erik, dut, ceviz, fındık, fıstık, ne varsa, yani sulu yerlerde yetişenler ayrı, kurak yerlerde ayrı, buralardan kışın da onları getiriyorlar. Bir çöpü bile zayi olmazdı bağcılığın. Hatta otu çöpü bile getirilir. Burada ocaklarda yakılırdı kışın. Eski bağcılık böyleydi. Eski bağlarda çok su yoktu. Bir iki yerde vardı. Talas'ta, Hisarcık'ta vardı. Oralarda uzaktı. Gidilip gelmezdi. Yakın bağlar daha kıymetliydi. Yakın bağlara gidilirken de bütün eşyalar mafraç kayılır evde. Bir de ayrıca göç mafracı olur. Bu göç mafracına da işte araba veya eşeklerle ilk zamanlarda, daha sonra arabalarla, daha sonra da kamyonlarla bütün eşya yüklenir. En arkasında saç konur. İp de bağlanır şöyle. Ve bu mafracın bağlaması da bir sanat. Delikanlı olduğunun işareti, mafraç bağlamasını öğrendiyse delikanlı olmuştur. Evet. Bir askerlik gibi bir şey önemli öyle yani. Öyle önemli. Onu bağlamasını ve çözmesini bilecek. Gittiğinde de çözülecek. Yalnız yakın bağlara gidenler bunu çok sıkı bağlamazlarmış herhalde ki sağdan soldan yatak yorgan falan sarkarmış. Onun için de biraz şişman ve bakımsız hanımlar için mafraç gibi hanım derlermiş. Böyle, evet, yani bir deyim oluşmuş yani. Yani kötü bağlanmış şey gibi sağından solundan böyle bir deyim de var. Şimdi dönerken de bağdan göçerken de yine bağ bozulur. Cıngıl budak biraz bırakılır. Başak denir ona. Başaklarlar onu. O başaklamak da yani helal o. Orada kalan ceviz, özellikle bırakılmıştır. Yani, bırakılır teknikte. Geç gelenlerde, yani herkes aynı anda göçmez. Bir hafta aralarla, 15 gün aralarla göçülür. Göçtükten sonra da o bağları terk edilirdi bağlar.
Bağlarda içme suyu yoktu, kuyulara kar doldurulurdu. Bu kar doldurulunca da yani yazın ortasından sonra bile buz gibi su içilirdi oradan. Ama o kuyunun içine zaman zaman kertenkele, yılan vesaire falan gibi, hatta fare falan gibi de düşerdi. Ama başka kullanma suyu yok. Kırklama denilen bir şey vardı. İşte o tasla 40 defa dökülür mökülür, süzerek o su içilirdi sonuna kadar. Yani bir şekilde kurtarmak lazım. Veya hiç kullanılmayacak şekilde ise semt şeyleri vardı. Niyet denir ona. Niyet kuyuları olurdu. Oradan su taşınırdı bu şekilde. Benim dedemin bir olayı var bu bağcılıkla ilgili. O kuyuya kışın kar basılır. Kuyunun ağzı devrilir. İçine iyice basılır. Bütün yaz içilecek ve kullanılacak o su. Onu böyle basarken, kuyunun içine basarken nasıl olduysa kar çökmüş, kuyunun içinde kalmış. Eyvah. Bağlar, bizim bağ 12 bin metrekareydi. Öyle geniş geniş şeylerin içinde. İşte bağırsa çağırsa kimsenin duyacağı yok. Zaten çok fazla kişi de yok. Yani kar koymaya gelen komşular falan var ama uzaktılar. Yani orada 2-3 saate uğraşmak suretiyle Allah'tan küreyle düşmüş. Ha, küreyi kullanmış. Bir tarafa karları bir tarafa yığarak falan kendini kurtarmış. Böyle bir olay yaşandı. Şimdi eski bağcılıkta biraz yoruculuk var. Bir kere bağcı her gün işine gelecek Kayseri'ye. Onun için yakın bağlar tercih edilir. Kıymetli yakın bağlar. Yani mahrumlar, işte eğri bucak vesaire gibi. Ve sabahları eşekli, katırlı, atlı ve sakal oynatmaz denilen iki tekerlekli arabalar var. Onlarla böyle bütün yollar dolu olarak bağdan şehre gelinir. Akşam da aynı dönüş olur. Bağ yolları toz içinde kalır böyle. Zaman zaman da o iki sakal oynatmazdan gelenler veya atla gelenler buyur sen de gel falan derler eşekle gelenlere falan. O da sağ ol ağa falan der. Yolda sohbet ede ede falan ede bir iki saatte bağına ulaşırlar. Önce elini ayağını yıkar buz gibi sularından. Ondan dinlenir. Sabahleyin yeniden bu şey devam eder. Bağda tabii sefayı hanımlar sürerdi. Bir de köpekler sürerdi. Eşekle adam da cefayı çekerdi. Her gün şehre gelecek gidecek falan. Böyle bir şey vardı. Şimdiki bağcılık farklı. Şimdi her bütün bağlara yollar, muntazam yollar yapıldı. Herkesin altında arabalar var. Birden fazla arabalar var hatta birçok evde. Dolayısıyla şehirle irtibat çok kolay. Ve şimdiki bağlarda böyle bağın su var bir kere. Yani tesisat suyu var. Sıcak su, şebeke suyu var. Elektriği sıcak var. Su, elektrik var. Asfalt yollar. Şimdi mesela bağda akşam olduğu zaman bazı evlerde, çoğu evlerde fener yanardı. Evet. Ama biraz daha varlıklı evlerde lüks denilen bir şey vardı, o yanardı. İçine ispirt okunur. Onun bir amyanttan şöyle memesi var, meme denir. Ondan sonra o ispirtoyla ateşlenir alttan. O meme kızarır ve parlak ışık verir. O Avrupa'dan gelirdi o lüks dediğimiz şeyler. Onu pompalanır, basınçla o yanar, o püskürtür yani içine konulan şeyi. Öylece ispirtoyu ve yakardı. Zaman zaman o memesi düşer, tekrar yeni meme takılır falan. Fakat o yanmaya başladığı anda, bağın sekisinde falan oturulur, ışığa o çevredeki daha çok sıvalı değil hep evler. Yani tollar, kaba taştan yapılmış falan evler çoğu öyle. %80-90 öyle belki. Oralardan börbörcük, akrep, ondan sonra örümcek vesaire onlar da ışığa doğru gelirler. Milletin gözü de hep yerlerde olur böyle. Ellerinde tellik, taktuk, akrep öldürülürdü böyle. Eski bağcılık böyleydi. Yeni bağcılıkta bunların hiçbiri yok. Muntazam evler var. Hatta yaz kış oturuluyor artık. Evet. Şehirle irtibat çok kolay. Yeni bağcılık çim, çam ve gül oldu. Evet, o kadar. Sevgili izleyiciler, bu şehrin ışıkları son sürat devam ediyor. Şimdi ben Halit Hocam'a, Halit Hocam da 1962 Kayseri Lisesi mezunu. Evet. Ben şimdi Halit Hocam'a Kayseri Lisesi'nin tarihçesini sormak istiyorum. İlk yapıldığından bu tarafa. Bir de ben Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı olaraktan Halit Hocam'ı derneğimize üye olmalarını talep ediyorum. Eğer kabul buyururlarsa huzurunuzda. Şeref duyarım tabii ki. Tabii olmaz mı? Bir üyeyi de kazanmış olduk. Şimdi bir de ayrıca bu tarihçiden ayrı Kayseri Lisesi'nin öğrencilik yıllarınızda anılarınız varsa bir de onlardan bahsederseniz mutlu oluruz. Buyurun. Şimdi 1959-62 arasında okudum ben. Evet. Bu eski binanın merdiven iki taraftan çıkar biliyorsunuz. Onun sol tarafındaki, şimdi oraya mumya talebeler koymuşlar.
O sınıfta okudum. 4 A'ydı. 4. sınıftı. Ondan sonra yeni binada 5. ve 6. sınıfları okudum. Kayseri Lisesi 1883 galiba ilk kuruluşu. 1893. 93 mü? 93. Evet. İdadi olarak kurulmuş. Evet. Mülkiye İdadisi evet. diye. Yani mülkiye talebe yetiştiren, mülkiye yardımcısı evet. anlamında idadi. İptidai ilkokul biliyorsunuz. Rüşdiye ortaokul. Evet. İdadi de lise. Evet. Kurulmuş. Bir müddet bu Kapan Mahallesi'nde galiba. Orada bir yerde bir şey etmiş. Tedrisat görmüş. 1904 yılında binası bitirilmiş. Birinci katı. Taş bina. Güzel, yani Osmanlı'nın son döneminin güzel mimari örneklerinden bir tanesi. Daha gelmeden önce de bahsettik işte bu Gazi Paşa Mektebi veya Acıbadem Hastanesi'nin oradaki eski Memleket Hastanesi. Aynı üslupta binalar. Hı hı. Her tarafı sanatlı, bacaları bile sanatlı. Orada Küçük Hasan Paşa konağı varmış daha evvel. Küçük Hasan Paşa Rumeli'de şehit olan bir Kayserili zat, bir kumandan. O öldükten bilavelet ölmüş, çocuksuz olarak ölmüş. O vakıflara geçmiş o arsa ve oraya Kayseri Lisesi'ni yapmışlar. Birinci katı yapılınca hemen onun karşısındaki Surp Asvat Satsin Kilisesi, yani Meryem Ana Kilisesi veya onlar Allah'ın o annesi diyorlar. Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyorlar ya. O kilisenin papazları itiraz etmişler. Kilisenin görünümünü kapatıyor diye. Arada çünkü arada halbuki 150 metre mesafe var belki. O şimdiki duran kiliseden mi bahsediyorsun? Şimdiki kiliseden bahsediyorum. Evet, o kiliseden. Surp Asvat Satsin Kilisesi. Hı hı. Ve inşaat durdurulmuş. İkinci katı yapılamamış. Bir müddet bu birinci katta tedrisat görmüş. Ondan sonra 1917 yılında artık Osmanlı'nın otoritesi falan kaybolduğu bir dönemde evet. ikinci katını yapma fırsatı bulunmuş. Ve ikinci katı yapılmış. Kayseri Lisesi Türkiye'nin önemli liselerinden. Yani Osmanlı zamanında idadi ama ondan sonra galiba lise kelimesi Ziya Gökalp'in teklifi galiba. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne geçildikten sonra 1924 falan olması lazım. Öyle yanılmıyorsam. Ziya Gökalp idadilerin isminin lise olarak değiştirilmesini teklif etmiş. Ve lise yapılmış adı. Lise olarak kullanılmış. Lisenin eskiden beri yetiştirdiği kişiler muhakkak yukarı kademelerde, devlet yönetiminde falan yer alıyorlar. İşte Turgut Özal rahmetli, son Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül vesaire gibi birçok meşhur tanınmış mezunu var. Şimdi o dönemde her hocaya bir isim takılırdı. Talebe takardı. Mesela beden eğitimi hocamıza Hazreti Yumruk, ondan sonra edebiyat hocamıza Teneke Bedriye, ondan sonra gibi matematik hocamıza Sıfırcı Ahmet vesaire gibi böyle hepsinin isimleri vardı. Resim hocamıza buradan saygılarımı sunuyorum Nurşen Hanım'a. Çolpan İlhan isim takıldı. Yani gençliğinden benzerliğinden dolayı falan değil dolayı. Nurşen hocamıza daha dün görüştük. Burada Kayseri'ye evet. gelmiş artık hocamla görüştüm. Dün evet, görüştüm. Böyle isimler takılırdı. Ve çok değerli, güçlü hocalardı o dönemin hocaları. Bir gün bu 27 Mayıs olduğunda lise 1'den 2'ye geçiyordum ben o merdivenin altındaki sınıfta. Artık işte Mayıs'ta okul tatil olmadı da son günleri falan daha olmadı 27 Mayıs darbesi. O sıralarda Nazmi Karaslan çok müthiş bir matematik öğretmeniydi. Allah rahmet eylesin. Bu şimdiki hükümet binasını da onun oğlu yaptı. Mimardı oğlu. Evet. Onu da öldürdüler Ankara'da bir cinayet yapmakta. Siyasi değil. Bir neyse tamam. anlaşılamadı yani tamam. bir şeye gitti alacak verecek meselesi herhalde. Şimdi arkada Selahattin diye bir arkadaşımız var Selahattin Sarı. Buradan dinliyorsa selam ederim. Artık şimdi sınıfın haytaları arka sıralarda oturur. Evet. Önlerde de çalışkanlar oturur. Her sınıfta öyle olur aşağı yukarı. Bu Selahattin de uzun boylu falan arkada oturanlardan. Arkada ders anlattığı yerde bu arkada bir müzik çalıyor eliyle koluyla böyle sıranın üzerinde hafif tıkırdayarak falan ederek. Nazmi Bey onu fark etmiş herhalde. Ders anlata arka arka onun yanına kadar geldi. Tahtada formüller falan anlatıyor. Cebir dersiydi herhalde. Selahattin'e bir yumruk çıktı duvara yapıştı Selahattin. Yani böyle otoriter hocalardı. Bir olay daha anlatmak isterim. Buyur. Vaktimiz var herhalde. Var. Tabii devam. Lise 2. sınıfta. Ben bir şey de anlatacağım ama bu bizim 1920'de Kayseri Lisesi'nin tüm talebeleri Sakarya Savaşı'nda şehit olmuştu. Evet. Ben o konuya değineceksin evet. dedim ya. Siz onu anlatın. Ben onu anlatayım.
Bu lise 2. sınıfta yani 1961 yılında sıfırcı Ahmet'le matematik dersimize geliyor. İki ders üst üste matematik. Ben sınıfın en arkalarında oturuyorum, boyum biraz uzun olduğu için. Benim arkamda da Recep Levent Altıntaş diye çok yakışıklı bir arkadaşımız oturuyor. O zaman da yakışıklıydı, şimdi de öyle. Yaşlandığı halde iyi yani. Bazıları yaşlandıkça evet, yakışıklanıyor değil mi? Daha karizmatik. Değil mi? Daha karizmatik oluyor. Evet. Bazıları da yaşlandıkça. 4-5 ay önce Paris'te yaşıyor şimdi. 4-5 ay önce de ziyaret ettim. Siz de öylesin. Yaşlandıkça daha yakışıklısınız. Evet. Yani daha şey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi hoca yazılı yapar. Ertesi ders gelir. 8-10 kişinin kırık alanlardan, zayıf alanlardan. Niye kırık aldığını kağıt üzerine çizmiştir o. Ahmet Bey, Ahmet Kargıcı diye ismi. Sıfırcı Ahmet derdik. Şöyle biraz kısaca boylu, gözlüklü. Gözleri de bozuktu. Şöyle yakın bakardı der şeylere, kağıtlara. Niye olduğunu talebeye anlatır ve bir nevi de yazıldan sonra öğretmiş olurdu. Böyle 10-15 kişiye gösterdi. İki ders üstte matematik. Matematik sıkıcı. Bizde hoşumuza gidiyor, ders kaynıyor diye. Onlarla uğraştıkça biz de şurada kaynatıyoruz dersi. Tamam dedi çocuklar, derse geçiyorum dedi. Bizim Recep arkadan dedi ki hocam ben de dedi iki almışım dedi. Benim de itiraz ediyorum notuma dedi. Tamam bitirdim dedi, bakmıyorum artık dedi. Hocam dedi bu adaletli olmuyor dedi. Herkesinkine baktınız, bana niye bakmıyorsunuz dedi. Bakmıyorum be adam dedi. Nasıl olur hocam dedi. Bu arada da hocanın yanına geldi. Hı. Falan. Bakıyorum bakmıyorum derken hoca sinirlendi, bir tokat patlattı Recep'e. Fakat Recep çekildi, tokadın ucu değdi değmedi şöyle yanağına. Recep döndü sınıfa, arkadaşlar şahitsiniz dedi, hoca bana tokat attı dedi. Öyle der demez, hoca atmadım dedi, sınıf ikiye ayrıldı. Attı atmadı, değdi değmedi, ucundan değdi falan, ders kaynıyor, bizim derdimiz o. Velhasıl böyle 3-5 dakika sürdü bu, attı atmadı falan. Hoca farkına vardı düştüğü durumun. Tırrak diye bir tokadı okkalı bir şekilde oturtturdu Recep'in suratını. Atsam ne olacak be adam dedi. Kovuyorum seni dedi. Sınıftan da kovdu. Şimdi sonra, çok güzel anı. Sonra güzel. Onu Hilmi Kurdoğlu, o zaman muavindi. Evet. O barıştırmış daha sonra evet. Çağırmış ikisini de öyle duyduk. Şimdi Halit abi ben size bir şey soracağım. Hobi olarak. Zor sorma. Zor değil valla hiç zor sormayacağım. Hobi olarak sizin para koleksiyonunuz varmış. Ne durumda o? Yani bir bilgi verir misiniz o konuda? Şimdi bu para koleksiyonculuğuna önce bir Roma paralarından falan başladık. Evet. Ondan sonra ben Selçuklu koleksiyonuna döndüm. Evet. Selçuklu koleksiyonunu ağırlıklı olarak yaptım. Şimdi de bu Kapadokya kitabı hazırlıyorum ya biraz evvel bahsettim. Kapadokya paraları koleksiyonumda var. Yani o paraları da zaten o kitabımda değerlendiriyorum fotoğraflarıyla falan. Böyle bir koleksiyonum var. Güzel bir koleksiyon. Çok zevkli bir şey. Çünkü para sadece... Yani devam ediyor değil mi? Devam ediyor. Evet. Sadece bir obje değil, tarihten bize mektup. Evet, yani anladım. Eski paralar üzerinde onu bastıran kralın veya sultanın ismi, babasının ismi, hangi halifeye bağlıysa onun ismi, hangi şehri zapt ettiyse onun tarihi, hep bunları bilgi olarak bize aktarıyorlar. Çok zevkli bir iş. Yani, buyur Ali'cim. Evet. Ali'cim söz evet, senden. Günü 50'den sonrasını konuştuk ama 20. yüzyılın başına gidemedik. Bir iki anekdotla girelim abisi verirseniz. Sene 1906. Filinten'in Şeyh İbrahim Efendi belediye başkanlığına vekaleten atanıyor galiba değil mi? Sonra peki, şimdi ilk belediye başkanı Mollaoğlu Mustafa Ağa. O bu Tavulsun mu? Daha sonra ondan sonra Abdülhamid'in yakını o Abdülhamid Veliaht iken de onun arkadaşlığını yapmış bir tezyinat yaparmış camilerde bu. Süsleme yaparmış. Abdülhamid de bu işlere meraklı. Ondan arkadaşlık kurmuş herhalde. Ve ondan sonra da ona Effaf Dairesi şeyini vekaletini vermek istemiş. O bana Kayseri Belediye Başkanlığını verin demiş. Ve tayinde ilk belediye başkanı o. Tabii o zaman kadrosu yok belediyenin. Araçları yok. Herhangi bir şeysi yok. Bir belki güç şey binası var o kadar. Ondan sonra oğlu bu Doktor Mustafa Hilmi Bey belediye reisi olmuş. Doktor bu. Ankara'dan gelmiş. Bu da bir müddet yaptıktan sonra belediye başkanlığı görevden ayrılmış. Tifustan ölmüş. Tifus hastalığından bir salgın hastalıkta ölmüş. Fakat bunun döneminde yapılan iki önemli iş var. Bir tanesi 7 tane belediyeye katır alınmış. Bu katırlarla
çöplerin toplanmasını sağlamış. İlk yani temizlik teşkilatını kurmuş. Bir de tulumbacı ekibi teşkil etmiş. Bu tulumbacılar yangın söndürme işlerini üstlenmişler. İlk itfaiyeyi kuran bu Doktor Mustafa Hilmi Bey. İtfaiye ve temizlik işlerini kuran. İlk çarşı asılını da kuran bu. O zamana kadar çarşıyı denetleyen bir memur var ama çarşı ağası ismiyle böyle bir teşkilatı kuran bu. Mustafa Supi Bey'den sonra belediye başkanlığı boş kalmış. Tayinle geliyorlar. Hı hı. Padişah fermanıyla geliyorlar. Boş kalınca belediye meclisi işte bu dediğimiz şeyi Filinte'nin Şeyh İsmail Şeyh İbrahim Efendi, Şeyh İbrahim Efendi belediye reisi olarak atamış. Yaşlı bir adam. Gülük Mahallesi'nde oturuyor. Belediyede meydana yakın yerde eski belediye ve oraya bir katırla gelip gidiyor. Makam arabası katır. İki tane çarşı ağası sabahleyin geliyorlar. Yaşlı reisi katırın üstüne oturtuyorlar. Onunla beraber refakat ederek belediyeye getiriyorlar. Orada makamına iniyor. İşte o zamana göre ne işler yapıyorsa yapıyor. Tekrar akşam evine götürüyorlar Gülük'teki evine. Böyle iki sene devam ettikten sonra bunun yerine Feyzullah Sade Feyzi Efendi isimli birini padişah fermanıyla yeniden şey atıyorlar. Padişah belediye reisi olarak atıyor. O zaman da mutasarrıf Kayseri bir sancak merkezi. Bir mutasarrıf var. Mutasarrıf Ahmet Arifi Bey diye birisi. Bu Ahmet Arifi Bey ile beraber geliyorlar Filinten'in şey İbrahim Efendi'ye. İşte padişahın fermanı var. Teşekkür ederiz sana. Görevi devralmak istiyoruz diyorlar. Fakat ihtiyar bir türlü koltuktan kalkmıyor. Evet. Diyor ki ben çok hizmet ediyorum. Benim bir eksiğim yok. Niye ben alıyor görevi vesaire gibi. Bir saate yakın ikna etmeye çalışıyorlar İbrahim Efendi'yi. Fakat ikna edemiyorlar. Bunun üzerine mutasarrıf adamlarına bir işaret ediyor. Sandalyesiyle birlikte kapının önüne bırakıyorlar. Evet. O koltuk nasıl bir koltuksa. Şimdi de koltuğa böyle çok yapışanlara bu hikayeyi anlatayım. Ders almaları gerekiyor. Şimdi Halit abi bir mesaj var. Metin Bey, Halit Bey'e bana verdiği yıldızda sorun merak ettim diyor. Filiz Avşar. Filiz Hanım şarkı söylemiş, evet. Şey söylemiş de bizimki. Halit Bey'e bana verdiği yıldızda sorun merak ettim diyor. Filiz Avşar şey yapmış. Filiz Hanım'a da Samanyolu'nun dışında birkaç galaksi de onun üzerine ekliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Galaksileri ekliyorum. Filiz benim artık papucum dama atıldı. Sen evet, klipleri sana çekiyorum. Ben artık süperstarlığı bırakıyorum. Süperstare oluyorsun sen. Sana bırakıyorum işi. Yeter artık. Yok şunu da ben vurgulayayım. Evet. Filiz Hanım evet iltifat olsun diye söylemedi. Evet, kesinlikle. Çok İltifat yok. Biz yayın çok arasında da konuştuk. Evet. Reklam arasında da konuştuk. Tebrik ederim. Gerçekten zaten çok beraber güzel, de söyledik. Çok, evet. Şarkısını beraber İltifat olarak algılamayın lütfen. Evet, evet. Onu bilin. Gerçekleri ifade ediyoruz. Gerçekten evet. Muhteşem bir yorumdu. Evet. Teşekkür ederiz katkınız. Şimdi bu 1906 yılında bu Feyzullah Efendi belediye reisi olduktan sonra Ahmet Arifi Bey ile birlikte 1906 yılında biliyorsunuz Saat Kulesi yapıldı. Evet. 1901 ve 2 yıllarında da Hunat Camisi'nin ve Hacı Kılıç'ın minareleri yapıldı. Bunlar hep Abdülhamid'in culus senelerinde yapılan şeyler. Evet. Mesela culusunun 25. yılında yani 1901 yılında Osmanlı'nın 17 vilayetine Saat Kulesi yapılmış. Buna Dolmabahçe'deki Saat Kulesi dahil, İzmir'deki Saat Kulesi dahil, Halep'teki Saat Kulesi dahil, Kudüs'teki İngilizler yıkmışlar onu, Saat Kulesi dahil. Evet. 17 vilayetinde Saat Kulesi yaptım. Saatlere meraklı sultan. Bunları güzel de bir eser olmuş. Ve camilere de minare yaptırmış. Yine bu culus senelerinde öyle anlaşılıyor. 1906 senesinden sonra 1908'e geldiğimizde ikinci meşrutiyet ilan edilince evet. Halkta büyük bir sevinç olmuş. Meydanda toplanmışlar. O zaman hükümet meydanı, şimdiki Cumhuriyet Meydanı. Hükümet meydanına doğru o zaman. Ve orada bir takım taşkınlıklar da olmuş. Ve hükümet binasını basmışlar. Oradaki halka kötü davranan memurları bütün makamlarından kovmuşlar. Bu sırada da Ahmet Arifi Bey bu Şeyh İbrahim Efendi ile birlikte devir teslim almaya gelen mutasarrıfı da bu şeyden, bu baskından korkmuş. Basasının başında kalp sektesinden ölmüş. Eyvah. Orada ölmüş bu Ahmet Arifi Bey. Allah. O sırada bu vilayet muhasebecisi varmış. O da bundan korkuyormuş bu olaydan. Evinden çıkmıyormuş hastalığını bahane ederek. Fakat o gün nasılsa bir para almayan, pul almayan bir gelmişmiş. O da iyi bir dayak yemiş ve makamından kovulmuş. Tabii 1908 Kayseri'de birçok şenlikler falan yapılmış ama
ikinci meşrutiyet amacına ulaşmamış bir evet. yenilikti biliyorsunuz. Onun arkasından hemen Abdülhamit halledildi. Evet. Ve Ermeniler azdılar. Ermeni hareketleri ondan sonra çok evet. daha hızlandı. Ve bir sürü arka arkaya devam etti Ermeni isyanları. Evet. Şey var bir de 1909. Daha önce biraz önce bahsetmiştiniz. Padişah atıyor belediye reislerini değil mi? Evet. İstanbul tarafından atanıyorlar. Ama ilk kez 1909 yılında bir belediye başkanını halk seçiyor. Evet. İmamzade Mehmet Bey'in seçimi. O nasıl oluyor? Biraz ondan bahseder misiniz? İşte o nerede zaman, nasıl oy kullanılıyor? Nasıl bu seçiliyor? Meşrutiyetle birlikte padişahın bazı yetkileri kısıtlanmış. Bir takım yetkiler meclise falan intikal etmiş ve bir takım da böyle basit seçimler haline gelmiş. Mahallinden seçim haline gelmiş. İşte bu bahsettiğiniz belediye başkanı için de meydana bir sandık koymuşlar. Gelen geçenin attığı oylarla. Evet. Ve o zamanki il genel meclisi falan da herhalde oy kullanmış. Yani vilayet meclisi falan da oy kullanmış. Onların üyeleri de. O zamanki mahkemelerin hakimleri oy kullanmış. Bu suretle ilk defa seçimde. İlk seçim Cumhuriyet Meydanı. Bildiğimiz meydanında. Anlamda bir seçim kütüğü vesaire yok. Yok. Ama işte gelen bu türlü basit bir seçimle. Yani bir nevi şimdi anketleri yapılıyor ya işte ona benzer anket bir seçim gibi. Olmuş. Bir son olarak sevgili Metinciğim vakit doldu herhalde. Yok şu anda tamam. Var. Bir soru daha, bir soru daha sorabiliriz. Bir de Osman Kavucu'dan bahsedelim bu akşam. Onun 1954 yılında bulduğu müthiş bir buluşu var. Kayseri'de bir kara sinek salgını olur. Şimdiki gibi teknik imkanlar yok herhalde değil mi? Evet. Sonrasını sizden dinleyelim lütfen. Şimdi Kayseri biraz önce bahsetmiştik. Eski 1950'lerde eski mahallelerden ibaret bir şehir. Yazın halk bu sinekten çok miktarda sinek var. Çünkü hayvancılık var şehrin içinde. Sucuk pastırma her evde yapılıyor. Ve bir lağım teşkilatı, teşkilatı yok. Kanalizasyon evet. teşkilatı lağımlara gidiyor. Temizlik mümkün değil şehirde. Yazın da sıcak oluyor çok şehir. Kurak iklim biliyorsunuz. Bu sebeple sinekten kaçmak için bağlara kaçıyorlar. Bu sinekle çözüm için Kavuncu işte 54 yılında dediğiniz gibi bir formül buluyor. Osman Kavuncu Kayseri'nin efsane başkanlarından bir tanesi. Evet. Yani kısa boylu, kambur, köse bir adam. Fakat fevkalade akıllı, pratik zekası olan bir adam. Belediye reisi olduktan sonra yani şimdi bugüne geldiğimizde Kavuncu'nun bir metre borusu yok şehirde. Her şey değişti. Hı. Ama her şeyin ilklerini o yapmıştır. Şehirde ilk imar uygulamaları, imar planı demiyorum, imar uygulamaları hı. 1950'den sonra yapıldı. Biliyorsunuz imar planı Örsner tarafından 1943 galiba zamanında yapıldı. Emin Moğlu zamanında yapılmıştı. Onun zamanında ilk uygulamalar başladı. İlk şebeke suyunu getiren kişi, ilk sanayiyi kuran kişi, evet. sanayi çarşısının eski sanayiyi kuran kişi, ilk asli mezarlığı yapan kişi. Yani Kavuncu efsane belediye başkanı. 54'te de bu sinekle baş etmek için o zaman ilaçlar da yok. Sinek satın alma kararı alırlar. Kara sinek satın alma. İlan ederler halka. Kilosu 30 liradan kara sinek getirenleri sineklerini alırlar ve hamam külhanlarında da yakarlar onu şey derler, imha ederler. Tabii halk çok miktarda sinek getirmiş orada o zaman da. Bir kısmı da hile yapmışlar. Evet. Yani tek tek sinekleri yakalayıp içine tel sopanlar veya pekmeze batırıp ağırlasın diye evet, şey yapanlar öyleymiş, falan da olmuş evet. herhalde. Evet. Fakat o yani sinek satın alma olayı Kayseri'de sinek şeysini azaltmış. Evet. Sineğin zararını azaltmış. Sineği yok etmiş. Yani. Büyük oranda evet. yok etmiş. Artık. Yani Osman Kavuncu'ya buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Bir de bir anekdot evet. var. Bir arkadaşım anlattı bunu. Yıl 1955 diyor. Hayrettin Bulut abi. Arkadaşım demeyeyim de benden büyük. Şimdi bizim eski sanayinin karşısındaki o Çorakçılar Parkı'nın orada boş araziydi diyor. Biz de çocuğuz orada oynuyoruz. Bir araç geldi. Resmi bir araç diyor. Araçtan Celal Bayar indi. Adnan Menderes indi. Rahmetlik Osman Kavuncu indi. Bu taraf bizi eski sanayinin bulunduğu yeri işaret ederek Kavuncu işte dediğimiz sanayiyi buraya yapacağım. Menderes ya Kavuncu demiş çok büyük bir alan bu kadar alana gerek var mı sanayi yapmak için? Hayrettin abi diyor ki bunu sizde teyit etmenizi rica edeceğim. Menderes çok geniş bir arazi bu kadar dükkan yapmaya gerek var mı? Kavuncu deyince
Kavuncu diyor bir an şey yaptı diyor, buruklaştı diyor. Cebinden bir tane sigara paketini çıkarttı diyor. Eline bir sigara aldı ama yakmadı diyor. O zamana kadar Celal Bayar müdahale etmiş. Atlan demiş, bırak bildiği gibi yapsın. Böyle bir anekdot anlatı Hayrettin. Hangi sene olmuş bu? Bu şimdi tarihini bilmiyor. Çocuktum diyor, 50'li yıllar diyor. Ama ben sonradan baktım Adnan Menderes 1955 yılında gelmiş. Şeker fabrikasının açılışına geldi. Açılışına geldi. O zaman sanayi Celal Bayar yok muydu? Yoktu Celal Bayar. Bu yani, teyide muhtaç bakın, bir anı çünkü. Çocuklukta bir yanılık olabilir. 1955'te yine Osman Kavuncu'nun gayretiyle Kayseri'ye şeker fabrikası kurulması kararı alındı. Şeker fabrikaları çok önemliydi o dönemde. Yani şeker üretimi çok önemliydi. Yoktu. Dışarıdan ithal ediliyordu. Ve ilk asfalt da o zaman yapıldı. Yani meydandan Yoğunburcu'ya kadar bir asfalt yapıldı. Orada bir çınar ağacı vardı. Eski Mimar Sinan Mektebi'nin önünde, Sivas Kapısı önünde. Evet. Onun önünde, onun altında asfaltı kaynattılar. Eskiden böyle şeylerde, barillerin içinde kaynatılarak zift dökülür. Üzerine de işte mıcır falan dökülürdü herhalde. Ve o asfalttan da Menderes'i geçirdiler. O ilk Kayseri'nin asfaltı da odur. Yine rahmetli Kavuncu'nun ilk eserlerinden bir tanesi. O, orada geldi Kavuncu. O geldiğinde şekere Menderes giderken geldi. Menderes. Celal Bayar'la birlikte geldi. Celal Bayar gelmedi, hayır. Ha, yanlış hatırlıyor. Yanında Emin Kalafat, Refik Koraltan falan var. O fotoğraflarda var. O, Tevfik Bey'de vardır o fotoğraflar. Onu hatırlıyordur herhalde. Yani böyle bir gösterme olabilir ama değil mi? Oraya gelip işte buraya sanayi yapacağım diye. Çünkü orada zaman bataklık değil mi oralar Halit abi? Bataklık olduğunu bilmiyorum. Orada çorakçılar. Biliyorsunuz orada güverçile elde edilen yerlerden bir tanesi. Güverçile barutun ana maddesi biliyorsunuz. Ve Kayseri güverçilesi de çok değerli, kaliteli güverçile. Barut fabrikası da var şeyde ve İstanbul'a gönderiliyor. O zaman Osmanlı'nın son dönemindeki Balkan harplerinde, Rus harplerinde falan hep bu Kayseri'den giden, güverçileden yapılan barutlar kullanılmış. Orası Çorakçılar Mahallesi. Ali Bey. Evet. Yani çorak da oralar, çorak arazi. Vaktimiz bitti mi vaktimiz acaba? Vaktimiz bitti. Çok güzel yönetmenim şey uyarım duruyor. Onu da dinleyelim. O çok güzel. O da dinleyelim. Tamam. Anıyı da dinleyelim. Yönetmen müsaade edersen. Buyurun, buyur, buyur abi. Bizim eski mahallemiz Kurşunlu Mahallesi'ydi. Babamın mahallesi. Evet. Orada da bir çömlek hamam vardı. Kurşunlu'nun külliyesinden. Hemen Kurşunlu'nun doğu tarafında. Evet. Şimdi parkın içinde. Evet. O vardı. Abdurrahman Nafiz Paşa diye de bir kolordu komutanı var Kayseri'de. Bu şimdiki vilayet binasının hemen arkasında askeriye dairesi var. Orada oturur. Makam orası. Namaza Kurşunlu Camii'ye gelirmiş. Orası toz toprak o şimdi şeyin olduğu yer, parkın olduğu yer. Tam fırının yanında bir bisikletçi varmış. İki üç tane kırık dökük bisikleti varmış. Onu kiraya verirmiş falan çocuklara falan. Birine de kiraya vermiş. Çocuk da orada bisiklete biniyor o tozlu topraklı şimdiki park olan yerde. Kurşunlu'nun yanındaki parkta. Abdurrahman Nafiz Paşa oradan gelirken çocuk bisikletiyle gelir. Gür diye paşanın paçasının arasına bir girer. Paşa yere yuvarlanır. Eyvah. Çocuk düşer, bisikletin tekeri şurada dönmeye başlar. Asker emirleri koşar, çocuğu yakalar hemen. Çocuk korku içinde. Abdurrahman Nafiz Paşa kalkar, üstünü başını çırpar, namaza gidiyor. Şeye, öğlen namazına veya ikindi namazına. Ondan üstünü başını çırpar. Burada bisikletten binilir be evladım der. Git çorakçılarda bin falan der. Ondan sonra oğlanı kovalar. Bu Abdurrahman Nafiz Paşa 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiğinde Genelkurmay Başkanı'ydı. Ve 1950'de hemen seçim yapılır yapılmaz İsmet Paşa'ya gidip paşam bir emriniz var mı diye yani Demokrat Parti'nin gelişini önlemek üzere askeri güçle bir şey söndü. İsmet Paşa ona cesaret edememiş anlaşılan ki hayır demiş yapmayacağız demiş. Bu Abdurrahman Nafiz Paşa da o paşa hemen de Demokrat Parti'nin bundan haberi oluyor. Menderes'in derhal emekliye sevk ediyor. Peki bir sanayi ilgilendiren tamam, bir bilgi tam, var. Buyur. Cumhuriyet döneminde Kayseri'den yurt dışına yapılan ilk ihracat. Ne ihraç etmiş olabiliriz? Kayseri'den pastırma olabilir. Peki yıl 1938. Kayseri'nin yurt dışına ilk ihracatı 1938 yılı içinde Berlin'deki büyük ve meşhur tohum kurumuna yaptığı yüksek kaliteli yonca tohumudur. Yonca tohum. Yonca eleme istasyonunda elendikten sonra muntazam ambalajlanan 30 ton yonca tohumu Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı bir törenle vagonlara yüklenerek gönderilmiş. Arkadaşlar, bu da kitapta. Yönetmenimiz uyarıyor. Halit abi çok mutlu olduk. Onurlandırdınız bizi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için. Sevgili
bu şehrin ışıkları izleyicileri, yayınımız, programımız burada sona eriyor. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese ayrıca tekrar ediyorum, Halit Erkiletlioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Haftaya 21 Ekim Cumartesi günü iki konuğumuz var. 21 Temmuz Cumartesi. Mehmet Çayırdağ ve Profesör Doktor Mehmet Şahin. Evet. 19. yüzyılda bir misyonerin izin de attı. Programda katılacaklar, beraber olacağız. Aynı saatte yine, Cumartesi günü aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.